Merhabalar herkese. Ben Can Katlayıcı. Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. SolidWorks eğitimlerinin giriş kısmında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle SolidWorks'un ne olduğundan bahsedeyim. SolidWorks bir modelleme CAD programı yani Computer Aided Design programı. Ne için SolidWorks kullanıyoruz veya bu tarz programları neden kullanıyoruz? Kafamızdaki çizimleri veya iki boyutlu olarak düşündüğümüz şeyleri üç boyutlu hale getirebilmek için, dijital ortamda bunları yapabilmek için, üzerinde hızlı değişikliklerle sonuçları değerlendirebilmek için veya analiz gibi, animasyon gibi, parçaların montajı gibi şeyleri dijital bir ortamda yapabilmek için, kısa yoldan yapabilmek için SolidWorks gibi bir CAD programı kullanıyoruz. Şimdi SolidWorks'ün ilk açıldığında karşınıza bu kısım geliyor. Bizim burada kullanacağımız üstteki toolbar kısmı. Bu toolbarda kullanacağımız iki tane tuş var. Birincisi New kısmı, ikincisi Open. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi çoğu programda da bu tarz bir sistem oluyor. Open kısmıyla daha önceden kaydettiğim projelere erişebiliyorum. Yarım bıraktığım çizime devam edebiliyorum veya başka bir arkadaşımdan aldığım çizimi açıp inceleyebiliyorum. New kısmında da yeni bir proje, işte yeni bir çizim, yeni bir dosya oluşturmak istediğimde New kısmını kullanıyorum. New kısmıyla başlayalım şimdi. 3 tane seçenek var önümde. Assembly, Part Drawing. Şimdi ben bugün part kısmına ilerleyeceğim ama bunların hepsinde ne olduğundan kısaca bahsedeyim. Bir örnek üzerinden bahsedelim. Şimdi örneğin biz bir kablosuz bir mouse modellemek istiyoruz diyelim ki. Şimdi bunun 3 tane parçası olduğunu düşünüyorum. Birincisi mouse'un dışı kabuk kısmı yani. İkincisi ortadaki scroll tuşu. Üçüncü son olarak da altındaki pil kapağı örneğin. Şimdi bu mouse'u oluşturmak için 3 tane parçaya ihtiyacım var. Bu parçaların her birini part kısmına girerek tek tek seçiyorum. Zaten altında da yazıyor single design diyor. Her bir parça için bir part oluşturup bunları tek tek çiziyorum. Daha sonra bunları birleştirip mouse oluşturmak için assembly kısmını kullanıyorum. Zaten resimde de gördüğünüz gibi iki farklı parçayı birbirine birleştirmiş. Birbiri arasındaki iki partın birbiri arasındaki ilişkileri, birbirlerine göre konumlarını, hareketlerini belirlediğim yani montaj işlemini yaptığım kısım assembly kısmı. Daha sonra drawing kısmı da var. O da çizimleri yaptığımız yani teknik çizim oluşturduğumuz kısım. Mesela bir parçayı veya montajlanmış birkaç parçayı teknik çizime aktarmak istiyorum. Teknik çizim nedir? Bir iki boyutlu bir kağıtta yani bir düzlem üzerinde üç boyutlu çizimleri farklı açılardan göstererek bu çizimlerin bilgilerini aktarma yöntemi diyebiliriz aslında. Mesela bir imalat yaptıracağız. Diyelim bu mouse'un kabuk kısmını gidip birine ürettireceğim. Bu aşamada karşımdaki insana kendi çizimlerimi anlatmak için, eğer elimde bir dijital bir imkan yoksa tabii artık dijital olarak da anlatabiliriz. Ama dijital şekilde gösterme imkanım yoksa, üç boyutlu şekilde, o zaman bunu bir teknik çizim dosyasına aktarıyorum. Bakın gördüğünüz gibi baştaki part dosyasının önden, üstten gibi birkaç farklı bakış açısından görünümüyle bu üç boyutlu cismi karşımdakine daha rahat anlatmamı sağlıyor. Aynı şekilde bu part da olabilir. Bir montajlanmış assembly dosyasının tamamı da olabilir. Şimdi biz bugün partla başlayacağız. Part'ın üstüne tıkladım. Okey dedim. Şimdi ekranımı hazırladı bana. Öncelikle tekrar bir tool'lara, ekrana yeni gelen tool'larla başlayalım. En üstte demin de vardı ama burada farklı seçenekler içeren File Edit View gibi kısımlar var. File kısmında yine Open ve New tuşları var. Altta kayıt için bir bölüm var. Genelde kullanacaklarımız bunlar zaten. Edit kısmında ilk başta geri alma, ileri alma yaptığımız işlemleri geri alma ve ileri alma için kullanacağımız bir kısım var. Daha sonra kopyala yapıştır sil gibi kısımlarım var. Daha sonra view kısmında da ekranda ne görüyorum? Ekranda neleri göreceğim? Gibi mesela hangi toolbarlar açık olacak gibi kısımları gördüğüm, daha doğrusu görünürlüğünü düzenlediğim bir sekme var.
Şimdi mesela şu soldaki paneli atıyorum yanlışlıkla kapattınız. Nasıl açacağınızı bilmiyorsanız öncelikle bakacağınız kısım view kısmı. Buradan araştıracaksınız. Açıp kapatarak, deneyerek, yanılarak biraz da hangi paneli kapattığınızı bulup tekrar aktif hale getirebileceksiniz veya aynı şekilde kapatmak istiyorsanız da oradan kapatabilirsiniz. Şimdi bir alta geçtiğimizde bir toolbar var, geniş ve birkaç tane şurada sekmeler var. Bu sekmelere tıkladıkça da toolbar'ın değiştiğini görüyorum. Şimdi ilk baştan başlayalım. Bizim 2 boyutlu, 3 boyutlu çizimler için genel olarak kullandığımız sekme şu ikisi. Tabi diğerlerinden de birkaç tane kısım göreceksiniz ileriki derslerde ama ben şimdi sadece bu ikisinden biraz bahsedeceğim. Features kısmı 3 boyutlu modeller üzerinde işlemler yaptığımız kısım. Yani elimizde 3 boyutlu bir model varsa veya 2 boyutlu modeli 3 boyutluya çevirmek istiyorsak bu kısımdaki araçları kullanıyoruz. Bazıları dediğim gibi 2 boyutlu çizimleri 3 boyutlu hale getirmek yani katılaştırmak için. Bazıları da 3 boyutlu cisim üzerinde kesme biçme işlemleri yapmak için kullandığımız bir sürü tool var. Hepsini detaylı olarak göreceksiniz zaten. Sketch kısmı ise 2 boyutlu çizimlerimizi yani en başta en temelde yaptığımız 2 boyutlu çizimlerimizi oluşturmamız için bize tool'lar sağlayan bir sekme. Biz bugün burada ilerleyeceğiz zaten. Çizime başlamadan önce hemen şurada birkaç tane daha göstereceğim yer var. Onlardan bahsedeyim. Bu dikey olarak sol tarafta bulunan panel, şurada yine üstünde sekmeleri olan farklı özelliklere erişebildiğim bir panel. İlk kısım, şöyle okla kaydırayım. İlk kısım partımın içerisinde bulunan sketchleri ve işlemleri gösteren kısım. Şu an part 1'in içindeymişim. Part 1'in ön düzlemi, üst düzlemi, sağ düzlemi ve orijinini söylüyor bana. Birazdan zaten daha detaylı bunlar ne demek tam olarak göreceğiz. Ve ben buraya her bir işlem yaptığımda buraya aşağı doğru eklenecek bu yaptığım işlemler. Ve daha sonra ben bu işlemlerimi buradan hem görebileceğim hem de düzenleyebileceğim. Bir diğer sekme Properties kısmı. Eğer herhangi bir tool'un özelliklerine ulaşmak istiyorsam, birazdan tool'u seçtiğimde yine bakacağız buraya gelecek. Bu kısımda da önemli olan kullanacağımız, sık kullanacağımız yerler bunlar. Şimdilik şurada dursun. Evet, sol altta bir tane koordinat düzlemim var. 3 boyutlu koordinat sistemim var. Ve bana şu an hangi bakışta olduğumu söyleyen front yazmış mesela. Önden bakıyormuşum. Onu söyleyen bir yazı var. Sağ altta ise milimetre, gram ve saniyeden oluşan bir ölçü sistemi vermiş bana. Tıklayarak bunu farklı ölçü sistemlere değiştirebilirim ama biz milimetre kullanacağız. Burada SolidWorks'te gördüğümüz her sayı ölçü milimetre cinsinden. Bunu unutmamamız lazım. Zaten genel olarak da hep milimetre kullanılıyor çoğu yerde. Bazen inç de kullanılabiliyor. Bu da böyle kalsın. Daha sonra şurada gördüğünüz barda mesela şu an bir parçayı düzenlediğimi söylüyor. Birazdan işte parçayı tam tanımlı hale getirdiğimi veya getirmediğimi söyleyecek. Veya bir hata verdiğimde yine buradan görebileceğim. Burada da şu an yaptığım şey ile alakalı bana bilgi veriyor. Zaten birazdan buradaki yazılar ve simgeler değiştikçe siz de fark edersiniz. Şimdi sketch kısmıyla başladık. Yeni bir sketch oluşturalım önce. Sketch oluşturmak için soldaki sketch tuşuna, tool'una tıklıyorum. Zaten bir tool'un anlamını bilmiyorsanız, ne işe yaradığını bilmiyorsanız biraz üstüne gelip beklediğinizde size bir açıklama söylüyor. Hatta bazen animasyonla da gördüğünüz gibi gösterebiliyor. Şimdi sketch'i açtım. Karşıma bir ön düzlem diye bir şey çıktı. Ve benden şu an sketch'i çizmem gereken, çizmeyi istediğim düzlemi seçmemi istiyor benden. Şimdi ön düzlem var. Demin görmüştük. Sağ ve üst düzlem de vardı. Şimdi bunlar tam olarak burada gözükmüyor gibi olabilir ama aslında şurada artı şeklinde dikey ve yatay duran çizgiler var. Bunlar aslında diğer iki düzlemim. Şimdi bunları şu an göremiyorum. Neden? Çünkü tam karşıdan baktığımda değil mi? Sağdan ve üstten olan düzlemleri tam olarak göremiyor olacağım. Şimdi bunları tam olarak görebilmek için bakış açımı değiştirmem gerekiyor. Bakış açımı değiştirmenin iki yolu var. Birincisi mouse'umun scroll tuşuna üstüne basmak. Bu aynı zamanda sadece kaydırmak için değil, basmak için de kullanılabilen bir tuş. Üstüne bastığımda ve basılı tutarak mouse'umu hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi sanki 3 boyutlu bir cisimmiş gibi bu.
düzlemler. Sağdan soldan istediğim açıdan bu düzlemlere bakabiliyorum. Şöyle bırakayım mouse'umu. Evet, ön, üst ve sağ düzlemi artık daha net görebiliyorum. Sketch oluştururken bu düzlemlerden birini seçip artık bakışım neresiyse, yani ben cismimin neresini ön, neresini sağ ve neresini üst olarak belirlediysem, ona göre başlayacağım yerin sketch'ini oraya açmam gerekiyor. Diğer bir bakış açısı değiştirme yönteminden bahsedelim. Klavyenin space tuşuna bastığımda bana şöyle küpe benzeyen bir şekil oluşturuyor. Buradan hangi yüzeyine tıklarsam kameramı, daha doğrusu bakışımı o kısma çeviriyor. Mesela şu an sağ düzleme üstten bakan bir pozisyona geleceğim. Evet, sağ düzleme yukarıdan bakıyorum biraz. Sağ düzleme tam karşıdan bakan bir pozisyona geldim. Veya çaprazdan yukarıdan bakan bir pozisyon alabilirim. Böyle tam net açılarla olduğu için daha güzel bir görüntü olabiliyor. Ama bazen ince bir ayar olduğunda da yine mouse'umuzun scroll tuşuna basılı tutarak, elimizi kaydırarak tam istediğimiz ayara getirebiliyoruz. Şimdi ben üst düzleme bakacak şekilde ayarladım. Hatta şöyle biraz döndüreyim, yatay olarak gelsin karşıma. Evet, tam üst düzleme bakacak şekilde ayarladım. Şimdi üst düzleme sketch oluşturacağım. Sketch seçme ekranındayım zaten. Üst düzleme tıkladım. Evet, hemen sketch'imi açtı. Şuraya da gördüğünüz gibi yeni bir işlem olarak sketch 1 geldi. Şu an tepeden baktığımı söylüyor sol altta. Ve ortaya bu düzlem özelinde bir koordinat sistemi daha oluşturdu. Neresi yukarısı sağdı hatırlayabilmem için, karıştırmamam için bana bir referans oluşturdu. Gördüğünüz gibi mouse'umun konumları milimetre cinsinden, orijine göre uzaklığı buradan okuyabiliyorum. Ve şu an çizime hazırım. Şimdi çizimde kullanacağımız tool'lar genelde bizim ilk çizerken şuradaki tool'lar. Burada geometrik cisimler görüyoruz birkaç tane. Şimdi birinci ve en sık kullandığımız Line'la başlayalım. Line adı üstünde çizgi çizmek için kullandığım bir tool. Gördüğünüz gibi Properties kısmından demin bahsetmiştim. Bakın Line tool'unu alınca hemen bu Line'ın özelliklerini bana gösterdi. Line çizerken önce bir noktayı belirliyorum. Daha sonra bitiş noktasını belirliyorum. Ve bir doğru parça çizmiş oluyorum. Aynı zamanda bakın bana bunun milimetre cinsinden uzunluğunu da söylüyor. Bu uzunluğun benim için bir önemi yok şu an. Çünkü uzunlukları daha sonra ayrıca tanımlayacağız. Biraz daha ilerideki bir konu. Bu sadece birkaç tane çizgi çizeceğim için birbirlerine olan boyutlarını kıyaslamamda yardımcı olabilmesi için bana verdiği bir kılavuz gibi düşünebiliriz bunu. Yaklaşık 125 dedik. Tıkladığım yerden tekrar bir line çizmeye başladı. Bir daha tıklayayım. Tekrar bir line çizmeye başladı. Ne zamanki şekli kapalı bir şekil yapana kadar, yani başladığım noktaya geri gelene kadar sürekli bana şöyle gördüğünüz gibi yeni line'lar çiziyor. Ve bu line'ları çizerken fark ettiyseniz bazı hizalama çizgileri çıkıyor. Bakın mesela ne yapıyor? Şöyle bakalım. Mesela şu an ne diyor? Sarı küçük bir kutuda yatay bir çizgi var. Demek ki tam şu an yatay bir çizgi çiziyormuşum. Ve şöyle yapıyorum. Tam olarak dikey bir çizgi çizdiğimi gösteriyor bakın. Kalemin hemen yanındaki işaret bana. Veya şu an ne diyor bakın. Mavi kesikli çizgiyi takip edersem en sağ uçtaki noktayla aynı yatay hizada bir nokta koyacakmışım. Veya şöyle yaparsam bakın aşağıdaki noktayla dikeyde aynı hizada olan bir nokta. Sağdaki soldaki noktalara göre hizalamak istiyorsam bu çizgileri takip edebilirim. Mesela ne yapalım? Tam şu noktayla kesiştirip tamamlayayım. Şeklimi kapalı bir şekil yapayım. Tam buraya geldiğimde gördüğünüz gibi sarı yuvarlak bir işaret çıktı. Bu noktaların üst üste bineceği anlamına geliyor. Zaten ben de bunu istiyorum. Tıkladım. Pardon, çift tıkladım yanlışlıkla. Bir daha yapalım. Line'ı aldım. Buradaydım en son. Geldim buraya. Tıkladım. Bakın artık tekrardan bir line oluşturmuyor bana. Şekli kapalı bir şekil yaptım. Şimdi bu kalem line tool'unu bırakmak istiyorum elimden. O zaman ne yapacağım? İster gelip buradan tekrar line'a tıklayacağım, istersem de klavyedeki ESC tuşuyla çıkacağım. Gördüğünüz gibi bu noktalar ve çizgiler
istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz bunları. Çünkü daha ölçülerini belirlemedik. Ölçülerini, boyutlarını ve konumlarını, orijine göre konumlarını belirlemedik. O yüzden şu an bunlar tanımsız. Yani şurada da görebileceğiniz gibi sağ altta undefined yazıyor. Tanımsız. Tam olarak belirlenmedi konumları ve boyutları. O yüzden zaten istediğim gibi şöyle farklı farklı şeylerde tutup sürükleyerek hareket ettirebiliyorum. Peki, şimdi devam edelim. Diğer line özelliklerine bakalım. Ama önce burayı bir temizlemem gerekiyor. Temizlemek için ne yapıyorum? İster soldan sağa doğru çekebilirim. Soldan sağa doğru seçtiğimde temas ettiği bütün çizgileri seçer. Mesela şu an kaç tane? 5 tane çizgiyi seçecek. Bıraktım. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 çizgiyi seçti. Siliyorum. Eğer demin sağdan çekmiştim. Eğer soldan tutup çekersem sadece tamamen içine aldığı çizgileri seçecek. Mesela şu an sadece burayı içine aldığı için bunu seçti. Mesela şöyle yapalım. Şimdi hiçbirini seçmeyecek. Çünkü hiçbirini tam olarak içine almadı. Şimdi şöyle ikisini de tamamen içine alacak şekilde seçtim ve klavyedeki delete tuşuyla temizledim. Şimdi diğer line özelliklerine bakalım. Bir ikincisi midpoint line. Burada da deminkinden biraz farklı olarak orta noktasını belirliyoruz. Mesela diyorum ki orta noktası burası olan bir çizgi çizeceğim. Ben ne kadar bir tarafı uzatırsam orta nokta orası olacak şekilde o tarafı da diğer tarafı da benim uzattığım kadar uzatıyor. Böyle çektim. Hemen yenisini oluşturmak istedi. Ben de çıkmak istiyorum. Ne yapıyorum? ESC'ye basıyorum. Burada kaldı. Bir diğer line'ım center line. Bu da hizalamalarda genelde şekillerin orta hizalarını yani simetri eksenlerini veya orta çizgilerini belirlemek için kullandığım bir tool. Mesela tam şunun üstünden bakın hizayı aldım. Tam dikeyde aynı hizada olacak şekilde buradan başlasın. Şöyle tam o noktadan da geçsin diyorum. Bakın geldiğinde turuncu yanda orta noktası. Tam orta noktasına geçecek şekilde. Ne diyor aynı zamanda kalemimin sağ altında? Dik diyor şu an. Evet tam dik olacak şekilde center line'ımı çizdim. ESC'ye bastım. Evet. Bu şekilde iki line daha çizmiş oldum. Şöyle işaretledim ve sildim. Şimdi diğer tool'lara geçmeden önce ben ölçülendirme ve hizalamayı yani dimension ve constraint özelliklerini anlatmak istiyorum. Şimdi dimension dediğimiz şuradaki de bir tool var hatta Smart Dimension. Çizdiğimiz çizime ölçülendirmek ve orijine göre konumlarını ayarlamak için sadece boyutların değil orijine göre konumlarını yani düzlemdeki yerlerini de belirtmek için kullandığımız bir tool. Mesela çizgilerden rastgele bir üçgen çizelim daha doğrusu. Şöyle ne yapalım? Şöyle 1, 2, şurada birleştirdim bıraktım. Bir üçgen çizdim. Şimdi bu tanımsız. ESC'ye basıp çıktım kalemden. Bu şu an tanımsız. Bakın istediğim gibi boyutlarını ve köşelerin konumlarını da ayrıca değiştirebiliyorum. Şimdi bunu tanımlı hale getirmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Öncelikle birkaç yol var. Şimdi ne yapabilirim? Bütün noktaların orijine göre konumlarını belirlersem eğer tam olarak mesela bunu tam tanımlı hale getirebilirim. Veya ne yapabilirim? Bütün kenar uzunluklarını belirleyebilirim. Aradaki açıları belirleyebilirim. Böyle birkaç farklı yöntem var. Ben ne yapayım? Biraz daha kolay olması için diyeyim ki şu köşeye bakın orijine yatay hizada olsun. Bu köşede orijine yine yatay olarak hizalı olsun. Bakın şu an yatay işareti çıktı. Bıraktım. Şu an yatay çizgide bu. Hala ama boyutu değişebiliyor. Ve ne yapıyorum? Bu da tam olarak orijine dikey hizada olsun diyorum. Ve şu anda tam daha düzgün bir üçgen çizdim. Şimdi ne yapmam lazım? Öncelikle Smart Dimension tool'una bastım. Ne yapıyorum? Öncelikle boyutlarını belirleyeyim mesela. Kenar uzunluklarını belirleyeyim. Bu kenar 110 olsun. Bu kenar uzunluğunu belirleyeceğim zaman kenarın üstüne tıklıyorum. Hemen zaten ölçüyü çıkarıyor. Bu kenar da 110 olsun. Tıklıyorum. Bir ekran çıkıyor.
ve oraya istediğim milimetre cinsinden ölçüye giriyorum. Enter'a basıyorum. Alt kenara geliyorum. Tıklıyorum. Ölçü çıkıyor. Ölçüyü istediğim yere koyabilirim. Bakın. İstediğim yere konumlandırdım. Burada dursun. İşte benim ölçü belirten şeyim. Bu da 110 olsun. Bir eşkenar üçgen çizelim. Daha sonra ne yapacağım? Şimdi bakıyorum. Hala tam tanımlı değil. Hala underdefined yazıyor. Demek ki belirlemem gereken başka şeyler de var. Mesela üst noktanın orijine olan uzaklığını belirleyeyim öncelikle. Öncelikle Smart Dimension'dan bir çıkayım. Bu noktayı hareket ettiriyorum. Tam dik olmasını istiyorum. Tamam. Dik olduktan sonra da Dimension tool'umu alıp aradaki mesafeyi belirliyorum. Mesela 50 olsun. Şimdi daha sonra bakıyorum. Smart Dimension'dan tekrar çıktım. Bakıyorum şu an neler belirlenecek. Mesela evet. Noktanın, üstteki noktanın dikey konumu 50. Ama alttaki noktalar bakın hala hareketli noktalar. Şimdi onları belirlemek için ne yapıyorum? Diyorum ki bu noktanın bu noktaya olan uzaklığı, iki noktaya da tıklıyorum. Bakın farklı şekillerde ölçüler söylüyor bana. Mesela diyor ki en kısa mesafeyi ölçüyor şu an. Tam 69,5 diyor. Şöyle mouse'umu hareket ettirdiğimde bakın dikey mesafesini ölçüyor 44. Farklı bir hareket ettirdiğimde yatay mesafesini ölçüyor 53. Ben bunlardan hangisini istiyorsam tam onu ona denk getirdiğimde ben dikey mesafe istiyorum. Tam oraya denk getirdiğimde mouse'umun sağ tuşuna tıklıyorum ve orayı kilitledim. Artık ne kadar oynatırsam oynatayım. Her zaman dikey mesafeyi ölçen pozisyonda kalacak. Dikey mesafesi kaç olsun diyorum. 50 olsun diyorum mesela. Tamam. Şimdi bunu da belirledik. Şimdi ne kaldı? Neyi belirlemem gerekiyor? Hala tam tanımlı olamadı. Tam olarak tanımlayamadım cismi. Bir ölçü, birkaç ölçü eksik. Neyi yapmam gerekiyor? Bakıyorum şimdi. Bunu tespit etmenin en güzel yolu cismin herhangi bir yerinden tutup hareket ettirmeye çalışmak. Mesela bu kenardan tuttum olmadı. Köşeden tutayım. Evet. Bu köşenin mesela bu köşenin mesafesi belirsiz hala. Orijine olan uzaklığını belirlersem eğer tanımlı olabilir. Şimdi tekrar Dimension Tool'umu aldım. Orijine tıkladım. Üçüncü köşeye tıkladım. Hangi mesafeye bakalım? Onda da dikey mesafeye bakalım. Dikey mesafeyi seçerken mouse'un sol tıkana tıkladım. Kilitledi mesafeyi. Artık hep dikey mesafeyi ölçüyor. Geldim buraya. Buraya koyacağım ölçümü. Koydum. Ne diyorum? İşte 54 olsun örneğin. Evet. Şu an artık gerekli olan bütün ölçüleri verdiğim için bakın cismin rengi zaten demin lacivertti. Şimdi siyaha döndü. Ve ne diyor bana? Fully defined. Tam olarak tanımladım. Yani bütün ihtiyacı olan konum ve boyut bilgilerini vermişim. Peki. Bu şekilde bir tanımlama yaptık. Şimdi başka bir örnek yapalım. Ne yapıyorum? Şöyle seçtim. Sildim. Şimdi diğer şekiller üzerinden farklı örnekler yapalım. Hem şekil tool'ları görelim, hem ölçülendirme ve hizalama örnekleri yapalım. Şimdi diğer bir tool'umuz olan çemberle başlayalım. Genelde biz circle'ı kullanıyoruz. Perimeter circle yerine. Circle'da da ne yapıyorum? Önce merkez noktasını belirliyorum. Daha sonra mouse hareket ettirip yarı çapında belirliyorum. Daha sonra ne yapmam lazım? Dimension tool'umu alıp hemen bunun ölçülerini vermem lazım. Yani ne yapıyorum? Öncelikle yarıçap ölçüsünü, daha doğrusu çap ölçüsü, bakın şu an şu yuvarlağın içinde 74'ün hemen yanında görüyorsunuz. Yuvarlak ve içinde bir çizgi geçiyor. Bu çap ölçüsü demek. Çap ölçüsünü şöyle belirliyorum. İstediğim yere koyabilirim. İçine dışına fark etmez. Sadece nasıl görünmesini istiyorsam öyle yapmam lazım. Koydum. Kaç olsun çapı? 50 milimetre olsun. Yani 5 santimetre. Milimetre olduğunu unutmamak lazım bu girdiğim ölçü. Hala lacivert gördüğünüz gibi underdefined yazıyor sağ altta. Demek ki eksik bir şeyler var. Nedir o? Bu çemberin düzlemdeki yeri. Bunu da ne yapıyorum? Çemberin merkezini seçiyorum. Orijini seçiyorum. Öncelikle bir tane dikey mesafe belirleyeceğim.
Şöyle bakın. Evet, dikey aldım. Tıkladım. Dikey mesafemi belirliyorum. Kaç olsun? 50 olsun. Daha sonra tekrar çemberin merkezine, tekrar orijine tıklıyorum. Bu sefer yatay mesafeyi belirleyeceğim. Yatay mesafem yine 50 olsun. Evet, artık Smart Dimension'dan çıktım. Artık çemberim siyah. Tam tanımlı. Çünkü boyut ve konum bilgilerini tam olarak verdim. Ve bakın, tuttuğumda hareket ettiremiyorum. Neresinden tutup hareket ettirmeye çalışayım. Bakın, hareket ettiremiyorum. Çünkü tam olarak tanımlandı. Çemberin bir diğer tool'u ise 3 nokta seçtiğimiz circle. Yani ne yapıyorum? Geçmesini istediğim 1, 2 veya 3 tane nokta varsa, o çemberin teğet olmasını istediğim veya o nokta üzerinden geçmesini istediğim bu tool'u kullanabilirim. Ne olsun? Biri orijinden geçsin diyorum. İşte biri şu noktadan geçsin diyorum. Bakın, iki nokta işaretledi, bir çember oluşturuyor. Üçüncü olarak da bu noktadan geçsin dedim. Çemberimi oluşturdu. Daha sonra yine ölçülendirmesini yapacağız. ESC ile çıktım. Çemberi seçip silelim. Şimdi burada spline diye bir aracımız var. Sıradaki araç. Spline aracı daha çok rastgele şekiller çizmek istediğimizde, daha böyle eğriler çizmek istediğimizde kullandığımız bir araç. Mesela ne yapalım? Orijinden başlatalım. Buraya kadar geldim. Şimdi buradan bakın, benim bir sonraki adımıma göre eğrinin şeklini değiştiriyor. Buraya istersen böyle bir şekil yaptı. Bakın şöyle. Şimdiki şeklim burası olsun dersem bana farklı bir eğri çizdi. Şurası olsun dersem bakın daha farklı bir şey çizdi. Daha rastgele şekiller çizmek, eğriler çizmek istediğimde kullandığımız bir araç. Şöyle geri gelelim. Şöyle tamamladım. Bakın çok farklı bir şey oldu. Ve bu her noktada daha sonra tamamladığımda açısını ayarlayabileceğim böyle çubuklar çıkıyor. Bunları tutup sağa sola çekerek açılarını ayarlayabiliyorum veya ucundan tutup çekerek eğrinin eğriliğini arttırabiliyorum gibi bu tarz şeyler yapabiliyorum. Ama ölçülendirmesi çok zor bir tool olduğu için genelde kullanmıyoruz bunu. Şimdi şu topluğu seçeyim, yine silelim. Bir sonrası ki kullandığımız tool'umuz gayet sık kullandığımız Rectangle. Bunda yine bayağı bir çeşidi var. Zaten artık üstüne yazan okuyarak anlayabiliriz. Corner ne demiş bakın? İki corner işaretlemiş. Yani iki tane köşesini belirleyip oluşturacakmışım. Burada ne demiş? Bir merkez, bir köşe belirleyerek oluşturacakmışım. Diğerinde üç köşe belirleyerek oluşturacakmışım. Diğerinde bir merkez, bir kenarın ortası ve bir köşe belirleyerek, en sonunda üç köşe belirleyerek bir paralel kenar oluşturabilecekmişim. Biz şöyle köşeden köşeye yapalım. Bir köşesi orijine dokunsun. Diğer köşesi de şöyle şurada bir yerde olsun. Şimdi bu dikdörtgeni gördüğünüz gibi çizdim. Bir köşesi orijinde. Daha sonra hemen ölçülendirmesini yapayım. Ölçülendirmeye tıkladığımda gördüğünüz gibi iki tane kenarının siyah, yani tanımlı olduğunu söylüyor bana. Nasıl tanımlandı peki? Henüz hiçbir ölçü girmedim. Çünkü bir köşeyi orijine değecek şekilde yaptım. Orijine değecek şekilde yaptığım için otomatik olarak diyor ki bu kenarlar da birbirine dik olduğuna göre, ne diyor hemen? Şöyle Dimension'dan çıkıp oynamaya çalışayım şekilde. Bakın ne diyor? Bu çizgi orijinden başlar, bu doğru parçası. Orijinden başlar ve diktir diyor. Bu çizgi de orijinden başlar ve yataydır diyor. Bu ikisini belirlediği için bu çizgiler siyah, yani tanımlı. Benim belirlemem gereken ne? Şöyle baktığımda sadece boyut, değil mi? Zaten başka bir şey yapamıyorum. Sadece boyutlar önemli. O zaman buna boyut veriyorum. Burası 55 olsun. Bakın bir tane daha siyah çizgim oluştu. O zaman şuraya da bir boyut verirsem, burası da 105 olsun. Evet. Sadece iki tane dimension kullanarak tam tanımlı hale getirdim. Bir dikdörtgen olduğu için karşılıklı kenarların eşit olduğunu, 90 derece olduğunu zaten baştan kendisi belirliyor. İki tane ölçü kullanarak yapabildim. Yani buradaki göstermek istediğim şey şuydu. Eğer şeklimi bir yerden orijine tutturursam, bir noktasından, köşesinden, orijinden geçirirsem,
Şekli tam tanımlı hale getirmem daha kolay olur. Diğer türlü ne yapacaktım? Mesela yine çizeyim. Bu sefer rastgele buraya çizdim. Şimdi aynı ölçüleri veriyorum. Bakın. 105. Yatay kenar 55. Aynı ölçüleri verdim. Ama tanımlı hale gelmedi. Çünkü orijine göre konumu belli değil. Diğerinin bir köşesi orijinde olduğu için konumlandırması kolaydı. Şimdi bunu konumlandırmak için ne yapacağım? Mesela üst kenara tıklıyorum. Orijine tıklıyorum. Üst kenarla orijin arasındaki mesafeyi ölçüyor bana. Mesela bunu belirlem gerekiyor. 50. Daha sonra şöyle biraz scroll tuşuyla küçülttüm. Scroll tuşuyla büyütüp küçültebilirsiniz şekli. Daha sonra ne yapmam gerekiyor? Yan kenarında orijine göre uzaklığını şöyle 30 mesela 25 olarak belirlersem, evet. Artık ne yaptım? Fazladan iki tane daha ölçü koymak zorunda kaldım konum belirleyebilmek için. Ama orijine dokundurursam eğer bir yerinden bu iki ölçüden kurtulmuş oluyorum. Aynı şekilde çemberde de öyle. Mesela bir çember çizelim. Eğer merkezini orijine tutturursam ve çemberi çizersem konumu belli. Sadece benden çap bilgisini isteyecek. Daha sonra dimension alıp şöyle çemberin üzerine bir yere basıp gördüğünüz gibi çapı da mesela 250 olarak belirlediğimde tam tanımlı olmuş oluyor. Zaten konumu belli. Çapını da ben girdim. Tam tanımlı yaptım. Bu şekilde. Şimdi devam edelim yaylara. Yine sık kullandığımız bir araç yaylar. 3 tane çeşidi var. Birincisinde merkezini belirliyorum yayın. Yayı bir hani dairenin, çemberin parçası olarak düşündüğümüz için. Önce bu çemberin merkezini, daha sonra birinci ve ikinci noktalarını belirliyorum. Çizelim. Merkez orijin olsun. Bakın kılavuz olarak bir çember çizdi bana. Birinci noktası şurada bir yer olsun. Daha sonra ikinci noktası için de bakın mouse'u hareket ettiriyorum. Çemberi oluşturuyor zaten yavaş yavaş yayı oluşturuyor. İkinci noktada şurası olsun veya neresi olsun bakın. Tam şurası olsun 90. Böyle belirlik net açılara geldiğinde beni uyarıyor zaten. Hem kalemin kenarında bir açı işaret çıkıyor hem de hiza çizgileri çıkıyor. Ne diyor? 90 derece. Veya tam orijine dik. Bakın gördüğünüz gibi tam orijine dik olsun deyince hemen bana işareti çıkardı. Veya illa saat yönünün değil saat yönünün tersine de gidebilirim. Pardon tıkladım yanlışlıkla. Hemen geri alalım. Ctrl Z yapabilirim veya ne yapabilirim? Edit'e basıp Undo Sketch diyebilirim. Hemen geri aldım. Tekrar yayı seçtim. Merkezini belirledim. Birinci noktam burası olsun. İkinci noktam bakın bu tarafa doğru gidersem yayımı bu tarafa doğru oluşturuyor. Ne tarafa doğru oluşturmak istersem. Ne yapayım? Tam orijine yatay hizalı olsun diğer çizgi. Pardon dikey hizalı olsun. Böyle bıraktım. Yani şu an yine ne belirlemem gerekiyor? Yayın iki uçları açıkta bu sefer. O uçların birbirine göre veya orijine göre mesafelerini belirlemem gerekiyor. Bir de yarıçap belirlemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu sefer deminkinden farklı olarak R yazıyor. R de yarıçapı gösteriyor bana. Yaylarda yarıçap belirleniyor genelde. Yarıçapı 150 olsun. Şimdi ne yapmam lazım? Bakın, neresi şimdi underdefined olan kısım neresi? Hemen dimension'dan çıktım. Oynatıyorum şekli. Burası oynamıyor. Köşeyi tutayım. Evet, köşe oynuyor. Demek ki ne yapmam lazım? Bu köşenin yerini belirlemem lazım. Ve aynı şekilde alt köşenin de yerini belirlemem lazım. Şimdi bu kısımda constraint yani hizalama dediğimiz şeyi kullanalım. Şimdi öncelikle bir dimension nasıl yaptığımızı gösterelim. Diyelim ki tam olarak alt ve üstü eşit uzaklıkta olsun orijine. Yani ne yapıyorum? Bu noktanın orijine olan uzaklığı diyorum. Dikey olarak 125. Bu noktanın orijine olan uzaklığı yatay olarak pardon. Bakın evet şunu da görmüş olduk. Yatay olarak şimdi buraya bir şey yazdırmıyor bana. Tıkladığımda ne yaptı? Uyarı verdi. Sarıyla işaretledi. Diyor ki overdefine. Yani bir kere zaten burasının ölçüsü belli. 82,92 olmak zorunda. Bunun sebebi ne? Hem verdiğim 125
hem de yarıçapı verdiğim 150. Bu geometrik ölçülerden dolayı burası 82,92 olmak zorunda. Sen bunu tıklayıp başka bir ölçü veremezsin diyor. Aynı şeyi tekrar, tanımlanmış bir şeyi tekrar tanımlamaya çalışıyorsun diyor. Ben de böyle bir durum olduğunda iptal ediyorum hemen. Evet, tekrar bakın ne diyor? Sketch no longer overdefined diyor artık. Tamam, burayı belirlemişim. O zaman neyi belirlemem gerekiyor benim? Kaldı, ne kaldı? Dimension'dan çıkayım. Şu köşeyi oynatayım. Evet, bu köşenin konumu kaldı. Ne demiştik? Bu köşede üsttekiyle hizalı olsun istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Bu köşenin de orijine olan uzaklığı, bakın farklı açılardan ölçü alıyor. Ben tam dikey ölçü istiyorum. Şöyle yaptım. Evet, dikey buldum. Sağ tıkladım, kilitledim dikeyi. Şurada kalsın ölçüm. Bu da 125 olsun istiyorum. Evet, ne yaptım? İki tane de 125 vererek artık dikey olarak aynı hizaya getirmiş oldum aslında. İşte ben böyle dikey olarak aynı hizaya getirme, yatayda aynı hizada, teğet yapma, eşit yapma gibi şeylerde her seferinde aynı ölçüleri vermektense birbirine göre constraint bir ilişki veriyorum. İşte bunu silelim bu ölçümüzü. Şimdi ne yapmak istiyordum? İki nokta aynı dikey hizada olsun istiyordum ya. Onun için ne yapıyorum? Birinci noktayı seçiyorum. Kontrole basılı tutarak ikinci noktayı da seçiyorum. Bu iki nokta seçili. Daha sonra bu panelden Properties kısmına geliyorum. Bakın ne diyor? İki tane nokta seçilmiş. Aralarındaki ilişki şu an hiçbir ilişki olmadığı için beyaz bir boşluk var. Yeni ilişki ekleme kısmında ne diyor? Yatay hizala, dikey hizala ve şu iki fix ve merge. Şimdi yataydan başlayalım. Yatay hizala dediğimde yatayda aynı hizaya gelecek şekilde birbirini konumlandırıyor. Zaten üstteki noktanın yeri sabit. Onu ben belirledim. Alttakini ona yatay hizaya gelecek şekilde, yani yaklaşık şuraya bir yere getirecek. Çemberi tamamlayacak. Şuraya bir yere getirecek. Dikey hizalı dersem dikeyde tam olarak birbirine hizalayacak. Fix dersem olduğu gibi bu pozisyonlarını koruyacak. Ölçüden bağımsız olarak koruyacak. Bunu pek istemiyoruz. Neden? Fix dediğimde olduğu gibi koruyor. Tamam, bizim istediğimiz belki oluyor fakat hiçbir ölçülendirme yapmamış oluyoruz. Tanımlı hale getirmemiş oluyoruz cismi. Merge dediğimde de birbirine üst üste bindirecek. Yani bizim cisim şeklimiz için bu ne demek oluyor? Çemberin tamamlanıp bu noktaya tamamlanması, yani bir çember oluşturmak demek oluyor. Biz dikeyde hizalayacaktık. Zaten en mantıklı, en makul şu an yapılabilir olan vertical olduğu için bunu kalınla yazmış. Öneriyor bana bunu. Tıkladığımda artık aralarında dikeylik ilişkisi olduğunu görüyorum. Ve şöyle tike basarak bu ekrandan çıktım. Evet, bakın. Fully defined, tam tanımlı. Buradaki ölçü yok ama gerek yok çünkü diğer noktaya göre ben bunu hizaladım ve oynatamıyorum. Aynı zamanda noktanın üstüne tıkladığımda bakın iki noktayı da seçip ne yapıyor? Kenarında yeşil dikeylik işaretleri çıkıyor. Yani bu ikisi arasında dikeylik ilişkisi var. Ben bu ilişkiyi kaldırmak istiyorsam ister sol tarafta açılan pencereden buraya vertical ilişkiye tıklayıp delete diyebilirim. Geri alalım. İstersem de bu noktaya tıkladığımda kenarda çıkan yeşil kutuculara tıklayıp klavyemden delete tuşuna basarak bu ilişkiyi silebilirim, kaldırabilirim. Şimdi farklı ilişki çeşitlerine bakalım. Devam edelim. Şunu bir temizleyelim. Mesela İki tane çemberim var. Biri burada, biri burada. Şimdi ben bunları merkezleri çakışık olacak şekilde yapmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Yani iç içe olacak şekilde aslında. Tam ortalayacağım birbirlerine göre merkezleri, merkez noktaları üst üste gelecek. Bunun için ne yapabilirim? Hemen birincinin merkezine tıklıyorum. Kontrole basılı tutuyorum. İkincinin merkezine tıklıyorum. Ve bana öneriyor. Ne diyor? Yatay hizala, dikey hizala çakıştır diyor. Çakıştıra tıklarsam bunu yapabilirim. Veya aynı şekilde yatay dikey hizalama ne istiyorsam yapabilirim. Peki başka bir seçenek olarak merkezine değil de çemberlerin kendisine tıklıyorum kontrole basılı tutarak. Bu sefer bakın çok daha farklı tool'lar çıktı. Ne diyor? Coradial, yani çemberleri çakıştır diyor. Konsantrik merkezleri çakıştır diyor. Birbirlerine göre teğetle diyor. Bu iki çizdiğim
çemberin dış çizgilerini teğet olacak şekilde hizala diyor. Eşitle diyor. Yani iki tane aynı çember boyutları aynı olacak iki çember yap diyor. Yine fix kısmı var. Aynı şekilde biz genelde zaten bu kısmı kullanıyoruz. Ben ne yapmak istiyordum? Konsantrik yani merkezleri çakışık yapmak istiyorum. Bastığımda merkezleri tam olarak çakışacak şekilde iki çemberi çizdi. Hala tabii ki underdefined yani tam tanımlı değil. Neden? Çünkü boyutlarını belirlemedim. Boyutlarını da belirliyorum. Bu bastığım 130 olsun dedim. Diğeri de ondan küçük olsun, 100 olsun dedim. Evet, artık tam tanımlı hale geldi. Smart Dimension'dan çıktım, tam tanımlı yaptım. Şimdi bu ölçülerin mesela yerleri şu an birbirinden uzak, kötü gözüküyor diyelim. Bu ölçü göstergelerini düzenlemek istiyorum. Ne yapıyorum? Tutuyorum. Masumla sürüklüyorum. Böyle mesela ne yapalım? Şöyle dursun. Diğerini de tutuyorum. Sürüklüyorum. Mesela bu da bu tarafa geçsin. Böyle istediğim gibi bunları düzenleyebiliyorum. Bunların zaten herhangi bir önemi yok. Nerede durdun, nasıl durdun? Sadece gözümüze hitap etmesi önemli. Temizleyelim. Evet, farklı bir çizim yapalım yine. Mesela bir örnekle devam edelim. Örneğin şarj aleti çizelim. Şarj aletinin başlık kısmını çizeceğim. Prize girecek uç kısımlar yukarı gelecek şekilde elimde şu an bir şarj aleti var. Bakıyorum. Şimdi önce bir dikdörtgen var. Karşıdan çizeceğim için iki boyutlu çizeceğim şu an. Önce bir dikdörtgen çizeceğim. Aldım dikdörtgeni elime. Tam tanımlıyı daha kolay yapmak için bir köşesini orijine tutturdum. Daha sonra şöyle rastgele çizdim. Hemen ölçülerini veriyorum. Diyorum ki yatay uzunluğu yaklaşık baktım. 6 santimetre benim şarj aletim yaklaşık olarak şöyle baktığımda. Hemen 60 milimetre yazdım. Yatay uzunluğu da yaklaşık olarak 4 santim diyebiliriz. Ona da 40 milimetre yazdım. Şimdi daha sonra uç kısımlarını çizmem gerekiyor. İki tane ucu var. Bu uçlar bakıyorum birbirinin aynısı zaten. Ve uçların en uç kısımları ovalleşmiş yani bir orada ne var? Yay çizebilirim orayı çizmek için. Yani kubbe gibi bir yapısı var. Karşıdan baktığımda çizmek için ne yapacağım o zaman? Hemen line tool'umu aldım elim önce. Ne yapıyorum? Şuradan şuraya kadar çizdim mesela. Daha sonra devam ettiriyor oradan. Ben devam etmeyeceğim. ESC'ye tıkladım. Tekrar line tool'umu aldım. Bir de şuradan buraya kadar çizeceğim. Bakın kenarında dikey işareti çıktı zaten. Bir de ne yapıyorum? Şuraya kadar çizdim diyelim. Tekrar ESC'ye tıklayarak çıktım. Şimdi bu çıkıntılardan, prize giren kısımlardan ilki. Ne olması lazım? Bu iki çubuğun aynı boyutta olması lazım, değil mi? Sonuçta yamuk bir şekil değil, düzgün bir şekil. Aynı hizada olması lazım. Aynı hizada olması için birkaç yöntemim var. İlk yöntem boyutlandırma yapıp ikisine de aynı boyutu verebilirim. Ama bu sefer iki tane boyutlandırma yapmış olmam gerekiyor. Dimension atamam gerekiyor. Veya birine boyutu verip diğerini eşit yapabilirim. Yani demin equal özelliği çıkmıştı hatırlarsanız. Equal yapabilirim. Üçüncü bir yöntem olarak üst noktaları yatayda aynı hizada olsun diyebilirim. Mesela hangisini yapalım? Equal yapalım. Birincisinin ölçüsünü verdim. Yaklaşık 10 milimetre. Diğerine de şimdi ne yapıyorum? İkisini eşit yapacağım ya. Birinci çizgiye tıkladım. Kontrole basarak ikinci çizgiye tıkladım. Bakın şurada bir pencere açıldı. Buradan da verebilirsiniz. Kısa yol penceresinden veya gelip Properties kısmını açıp seçeneklere bakabiliriz. Ne diyor? Yatayda hizala, dikeyde hizala, çakışık yap, kolineer, birbirine dik yap, perpendicular, birbirine dik yapabilir bu çizgilere, paralel yapabilir, eşit yapabilir. Şimdi zaten ben iki çizgiyi de dik olarak çizdiğim için bakın görebiliyorum dik çizdiğimi. Zaten bunlar paralel. Tekrardan paralel diye belirtmeme gerek yok. Ne yapacağım? Bu ikisini ben boyutları eşit yapacağım. Yani equal'ı seçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi equal length yaptı. Boyutlarını eşitledi.
Şu an çıkıyorum buradan. Bakın, boyutlar eşitlendi. Ama hala tam tanımı değil. Neden? Çünkü bakın tuttuğumu hareket ettirdim. Evet, aralarındaki mesafe belirsiz. Hemen aradaki mesafeyi de belirleyelim. Dimension tool'umu aldım. Bu noktadan bu noktaya belirleyebilirim. Veya ne yapabilirim? Bu çizgiden bu çizgiye belirleyebilirim. Pardon. Tekrar alıp çıkayım. Bu çizgiden bu çizgiye belirleyebilirim. İkisi de aynı şey benim için. Bunu da hemen hemen ne yapayım? 3 milimetre yapayım. Şimdi çıkıyorum. Üstündeki kubbe dediğim kısmı çizmek istiyorum şimdi. Yayımı aldım elime. Ama hangisini alacağım? Şimdi bakın, burada diğer yay çeşitlerini anlatmamıştım ama onları zaten açıklamalar kısmından görebilirsiniz. Tangent arc diyor ya. Ne diyor yani? Bir çizgiye teğet olacak şekilde iki nokta belirleyerek çizdiğim yay. Zaten ben de ne yapacağım? Çizgiye teğet olacak ve iki nokta belirleyeceğim. Başlangıç ve bitiş. Bu benim tam aradığım. O zaman buna tıklıyorum. Ne yapıyorum? Bu noktadan başlasın. Bakın, bu çizgiye, soldaki çizgiye teğet yapıyor. Nereye oynatırsam oynatayım. Ve ne yapıyorum? Diğer çizgi de bitsin diyorum. Tam bakın, çakıştığını işaret eden sarı çizgi çıktı. Tıkladım buraya. ESC'ye bastım, çıktım. ESC'ye bastım. Evet. Şu an artık şeklimi çizdim. Ama hala tanımlı olmayan bir şey var. Ne o? Bakalım. Hareket ettirmeye çalışayım. Evet. Gördüğünüz gibi komple cisim olduğu gibi hareket ediyor. Şimdi bunu engellemek için aslında ne yapmam gerekiyor? Konumunu belirlemem gerekiyor. Yani orijine göre konum belirlemem gerekiyor. Ama her seferinde orijine gidip konumunu belirlememe gerek yok. Konumu zaten belli olan bir çizgiye göre de konum belirleyebilirim. Yani bir noktaya veya mesela şu noktanın orijine göre konumu belli değil mi? Siyah olmuş. Ben bunun konumunu vermişim. Daha sonra bu mavi çizgiyi de bu noktaya göre konumlandırıp tam tanımlara getirebilirim. Önemli olan tanımlı bir referans noktası bulup tanımlama yapmam. Dimension'ımı aldım. Şimdi diyorum ki mesela bu noktanın şu noktaya olan uzaklığı diyeceğim. Bu noktanın bu noktaya olan uzaklığı. Diyorum ki hemen hemen 6 milimetre olsun. Gördüğünüz gibi artık siyah oldu. Şimdi aynısını bir de sağ tarafa yapacağım, değil mi? Şimdi aynısı olacağı için, aynısını bir de şu kısma yapacağım için ben tekrardan aynı şeyleri yapmak zorunda kalacağım. Bunu engellemek için benim burada mirror özelliğim var. Yani aynalama, yansıtma, kopyalama için kullandığım bir özellik. Bunu nasıl kullanacağım? Şimdi mirror özelliğine tıkladım. Bakalım nasıl kullanacağım. Diyor ki aynalanacak parçaları, işte çizgileri seçin ve referans çizgisi, yani aynalamanın yapılacağı çizgiyi seçin diyor. O zaman tamam, aynalanacak çizgilerim belli. Şu parçaların hepsini yansıtacağım. Ama nereye göre yansıtacağım? Bir referans çizgisi lazım tam ortada. İşte bunun için benim kullanacağım tool centerline. Demin bahsettiğimiz, başta bahsettiğimiz centerline. Ne yapıyorum? Çıktım buradan. Centerline'ımı alıyorum. Nereye çizeceğim şimdi? Şöyle biraz küçültelim. Nereye çizeceğim? Şu çizginin tam ortasına çizeceğim, değil mi? Tam ortasından bir simetri ekseni çizeceğim. Bunun için tam ortasını belirlemek için bakın, çizginin üstüne geldiğimde tam ortada sarı bir nokta belirdi. Bu çizginin orta noktasını işaret eder. Mesela burada baktım, bakın hemen sarı belirdi. Ve şurada bakıyorum. Şöyle biraz oynattım. Bakın hemen sarı noktayı belirledi. Orta noktasını belirledi. Şimdi ne yapacağım? Orta noktasını buranın belirliyorum. Ve yukarı doğru onun hizasında çıkıyorum. Ne yaptım? Tam şuradan dedim. Buradan başlasın. Bu orta noktadan geçsin. Ve burada bitsin. Centerline'ımı belirledim. ESC ile çıktım. Bunun boyutu önemli değil. Bu sadece referans çizgisi. Buna herhangi bir boyut girmemize gerek yok. Ama underdefined olacağı için, hani tam tanımlı olmayacağı için buna boyut girmeyince şöyle bir şey yapabiliriz. Bu referans çizgime tıklıyorum.
Daha sonra geliyorum. Şuradaki Properties kısmına tıklıyorum. Burada bakıyorum. Options'ta Infinite Length diye bir özellik var. For Construction var. Zaten bu Construction dediği işte kılavuz çizgisi yap bunu diyor. Kılavuz için kullan diyor. Bu zaten işaretli. Ve bunu Infinite Length yaparsam sonsuza kadar uzuyor. Ne oldu? Artık istediğim gibi böyle sağa sola sürekli boyutunu ayarlamama gerek kalmadı. Baştan sona artık kullanabilirim. İstediğim nereye, hangi kısmına gidersem çizimimin orada bir referans olarak kullanıyorum. Cismin tam ortasından geçen bir çizgi yaptım. Şimdi bunu bu çizgiye göre yansıtacağım. Mirror'a bastım. Hangilerini yansıtmak istiyorsun diyor ve nereye göre diyor. Önce hangilerini kısmından beyaz boşluğuna tıkladım, mavi oldu. Şimdi seçtiklerim buraya eklenecek. Geliyorum. Bu yay diyorum 1. Yandaki çizgi 2. Şu çizgi 3. 3 tane çizgiyi yansıtacağım. Nereye göre yansıtacağım? Mirror About kısmını seçtim. Şu referans ortadaki center line'ıma göre yansıtacağım. Hemen bana bir ön izleme çıkardı. Sarıyla gördüğünüz gibi. Şimdi burada solda copy seçeneği işaretlenmiş. Bu işaretli ise hali hazırda çizdiğim şekli koruyup bir kopyasını da sarı olan işaretlediği yere çıkarıyor. Eğer bu işaretli değilse doğrudan taşıyor. Sadece buradakini alıp oraya götürüyor. Ama ben iki tane olmasını, kopyalamasını istiyorum. Daha sonra o zaman OK tuşuna basıyorum. Evet, artık buraya aynısını bir daha kopyaladı. Şimdi evet, bakın tam tanımsız oldu, tam tanımlı olmadı. Neden? Çünkü ben ortadaki referans çizgimin yerini tam olarak belirtmemişim. Zaten mavi kalmıştı, değil mi? Onu da belirtmem gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Tam olarak bu çizginin şu dikdörtgenin üst kenarının orta noktasından geçmesini istiyorum, değil mi? Hemen hizalamayla bunu yapayım. Ne yapıyorum? Çizgiyi seçtim. Kontrole tıklayarak buradaki çizginin orta noktasını aradım, buldum. Kontrole tıklayarak bunun orta noktasına tıklıyorum. Daha sonra Properties kısmına geliyorum. Seçenekler nedir? Fix de anlatmıştım zaten. Doğrudan olduğu gibi pozisyonunu koruyor, istemiyoruz. Constant yani çakışık hale getir diyor. Constant'a bastığımda artık tam o noktadan bu çizgiyi geçirmiş oluyor. Ve bakın sağda çizdiğim aynalama da tam tanımlı hale geldi. Şöyle çıkayım. Evet, artık center line'ım da tam tanımlı hale geldi. Ve bütün cisim fully defined yani tam tanımlı hale gelmiş oldu. Ve sadece şu 3 tane şey belirleyerek, 3 tane ölçü belirleyerek, kalanını hizalamalarla ve aynalamayla yaparak bir ölçü kalabalığından kurtulmuş oldum. Aynı şekilde buradan mesela bir şey değiştirmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi buradan her değiştirdiğim aynalanmış kısımda da değiştiriyor. Yani tek tek elimle iki taraftan da değiştirmeye ihtiyacım olmuyor. Şimdi çizimimi tamamladım. Çizimimi tamamladım ama şu görüntüde gördüğünüz gibi ölçüler de gözüküyor. Ben bunları ölçülerini görmek istemiyorum. Şöyle çizime bakmak istiyorum. Ölçülerimi gizlemek için üst taraftaki şu göz sekmesinin sağındaki oka tıklıyorum. Burada neleri görüp neleri görmeyeceğimi söylüyor. Buradan bakın Smart Dimension'ın simgesiyle aynı olan simgeyi buldum. Ne diyor? Sketch Dimension'larını göster ve gel gizle. Tıkladığımda gizliyor. Yok olmuyorlar, silinmiyorlar, sadece gizleniyorlar. Tekrar bastığımda da açılıyor. Bunu da bu şekilde yapmış oluyoruz.